Ya Necmettin abi bana dese ki. 3 tane adam var sana diye bir adam. Belli olmaz abi. Ente prang lan. Kötü başlangıç yaptık. Bize yakışmayan 3 maçta sonuçlar aldık. Kazanabileceğimiz ilk 2 maçı kazanamadık. Ama bu milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Yeni transferlerimiz de takıma, kulübe, alışma süreci iyi gelecek bu milli takım arası bize inşallah. Milli takım arasından sonra galibiyetlerle başlamak istiyorum inşallah. Kişisel olarak bir sakatlık yaşadın sezon başında. Artık sakatlığı tamamen atlattık mı? Durum nasıl? Tamamen atlattım sakatlığı. Bu hafta oynayabilirdim ama hocamla da konuştuk. Hazır olmadığımı söyledim. Bu haftadan itibaren inşallah Antalya maçından itibaren ben de forma şansı bekleyeceğim hocadan. Teşekkürler. Yani ilk 3 hafta öyle bir ki 9 puan da alabilirdin, 0 puan da alabilirdin. 6 da vardı, 7 de vardı, 4 de vardı. Ama maalesef 1 puandayız. Tabii Galatasaray maçı yani baktığında 5 kırmızı kartın ve 8 dakikada uzatmanın olduğu 99. dakikada da gol yiyen bir Kayserispor var. Yani birisi hiç maça gelmese şöyle bir baksa gol dakikalarına, kartlara falan baksa ya burada der ki hakemler çok zor duruma düşmüş. Çok rahat hiç maçı seyretmeden bunu konuşabilirler. Şimdi bizim maçtan sonra da diğer maçları analiz etmek lazım. Mesela bu VAR'daki olaylar çok önemli. Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta bak VAR kesin yanlışı bulmak zorunda. Yani hakem yanlış karar vermişse onu bulmak zorunda. VAR'ın işi doğru kararları araştırmakta değil. Doğru kararda yanlış aramasın var. Şimdi Cüneyt Hoca'yı tebrik ediyorum. Bilmiyorum seyrettiniz mi? Evet hocam izledik. Yani iptal edecek kadar da cesaretli bir tavır sergiledi. Ya verdiği karar yanlış. VAR verdiği kararın yanlış olduğunu gördü. Hakemi çağırdı. Kendileri de bir şey bilmiyorum. Hoca belki de görmek istedi ama hoca geldi. Kararım yanlış dedi. Tık doğrusunu verdi. İki kere yaptı bunu. Çok çok güzel bir örnek. Bu bizim oynadığımız hem Ankara Gücü maçında var. Geçen sene. Hem ilk oynadığımız bu senenin Ankara Gücü maçında da işte hakem ismini artık konuşmayacağım. Aynı hakemler çünkü. VAR hakemleri aynı. İsim konuşmayalım. İsim konuşunca olmuyor. Sanki onlara suç atmış gibi oluyor. Hayır. Alanya maçında da iptal edilen golümüz var. Aynı kişiler olunca. Bir de buradaki maçta yani atamalarda maalesef bence biraz daha parantez açmak gerekiyor. Bakın şimdi bir hafta, ikinci haftada maçlar başlayacak. Milli takım arası diyoruz ama daha program belli değil ya. Hangi gün oynayacağımız belli değil. Ya bunu şey yapmak çok mu zor ya? Ya buradaki çalışan arkadaşlarımıza bak maçtan şimdi Galatasaray maçı, hakem vesaire oradan girdik. Şimdi plan ve programlama yapacağız. İşte milli takım arası geldi. Acaba ne yapabiliriz? Yeni gelen oyuncular var. Bir kamp düşünülür mü? Veya Antalya'ya ne zaman gidebiliriz? Uçak saatlerini ayarlayacağız. Evet. Direkt uçaklar var. Ya maç tarihini bilmiyoruz ki. Niye bu maç tarihlerini önce açıklayamıyorlar? Bu bir kere çok büyük bir soru. Şimdi hakemi geçtim buraya geldim. Dolayısıyla ya çalışanlar çok tembel. Kimse kusura bakmasın. Hata yapabiliriz ama çalışanlar çok tembel o zaman. Koysunlar kardeşim, çalışsınlar, baksınlar, dünyayı araştırsınlar. Nasıl yapılıyor, ne ediyor? Arsenal Tottenham maçını seyrettim. Adamlar veya daha önceki maçlarda çizgiyi nasıl çekiyorlar? Naklen yayında çekiyorlar. Seyrettiniz mi arkadaşlar ya? Bizimkiler 4,5 dakika geçiyor. 4,5 dakika sonra karar veriyorlar. Evet, Allah Allah. Bir de ne karar verdikleri de belli değil. Yamuk çizgi de ortaya çıktı zaten. Ya yani adamlar çizgiyi çekerken o kadar netler ki bunları dile getireceğiz ki biz de eleştiri al teknik adam olarak. Biz de eleştiri. Nasıl eleştiri alıyoruz? Taraftarıyla, medyasıyla. Başarısız olduğumuz zaman da başarısızlığın faturasını ödüyoruz. Şimdi hakem arkadaşlarımız ve onları eğitenler, sadece hakemler değil ki ya. Onları eğitenler de
Yani bu gelişmeyi sağlamak zorundalar. Şimdi diğer taraftan da ben de kızıyorum. Çünkü ilk sarı kartlar çok hakemin, yani ya o kadar basit sarı kart verirsen zaten bir faul olacaktır. Ben CC'yi niye oyundan aldım? Onu da atacaktı. Aymen'i alamadım. Nasıl alacağım arkadaş? Kaç kişiyi değiştireceğim? Her sarı kartı yeni oyundan alabilir miyim? Ucuz sarı kartı basıyor, anlıyoruz. Şimdi en ufak bir şeyde bu da gidecek. Dolayısıyla CC'yi oyundan aldım. Almasam onu da atacaktı. Bir kere hakemler çok dikkat etmesi lazım. İlk sarı kartlarına çok dikkat etmeleri lazım. Ha biz kendimiz eleştirilecek yanımız var mı? Var. Mesela itirazdan, gereksiz konuşmadan oyuncu sarı kart yememeli. Yememeli. İkincisini yiyor, pat oyun dışı. Şimdi 2 kişi eksik kaldık. Peşinden 3 kişi eksik kaldık. Bir de 8 dakika uzatma oldu. Dolayısıyla giden puanlar geri gelmiyor. Ama en azından sesimizi yükseltiyoruz. Zaten başkanımız bu konuda gerekli açıklamaları çok güzel bir şekilde hem Türkiye'yi aydınlattı hem de kendisi yaptı. Biz de maçtan sonra konuştuk. Bugün de bir kısa üzerinden Cüneyt Hoca'nın yönetiminden sonra kısa üzerinden geçmek farz oldu. Yoksa geçmeyecektim. Çünkü orada varın ne olduğu kesin ortaya çıkıyor. Yanlışı bulun kardeşim. Hakemin verdiği yanlışı bulun. Kendi kendinize bir şey öğretmeyin. Yanlış karar deyin, gelsin baksın. Veya size inanıyorsa gelip bakmaz. İnanmıyorsa gelip bakar. Kendi de ya hata yapmışsa hatamdan da döndüm der, iptal eder. Veya golü verir. Durum bu. Şimdi hocam transfer sezonunun kapanmasına da artık sayılı kapansın saatler ya, kaldı. Kapansın artık ya. Özellikle ilk maçta malum Alpay Çelebi'nin talihsiz bir sakatlığı oldu. Gündemde de Kayseri Spor'un ne kadar burası Türkiye. Biliyorsun her şey olabiliyor. Sabaha karşı darbe oluyor yani. Bir şeyler oluyor vesaire. Onun için ama şu anda herhangi bir şeyimiz yok. Yani transferlerle ilgili alacağız vereceğiz diye bir şeyimiz yok. Ama son dakika gelişmeleri gece 12'ye kadar ne olur ne gider onu bilemem. İki hafta içinde bir program nedir hocam? Ya maç programını bilmiyorum ki. Ne programı söyleyeceğim sana? Yani ne zaman maçın oynanacağını bilmiyorum ki arkadaşlar. Antalya maçını yapacağız. Cumartesi günü Adana Spor'la bir hazırlık maçı yapacağız. Kemal söylemediniz mi saatini? Niye söylemiyorsunuz? Bak çoktan o belli. Hocam bugün milli takım teknik direktörü Şenol Güneş bir kez daha yabancı sınırlaması hakkında konuştu. Düşmesi gerektiğini söyledi. Artık sezon başlamış, transfer dönemi kapanıyor. Siz ne düşünüyorsunuz artık yabancı kuralının bu kadar konuşulması hakkında? Konuşmayacağım. Ne konuşacağız? Lucescu geldi bir konuştu, ortalık ayağa kalktı. Ne konuşacağız? Bırak. Neyi konuşacağız çocuklar? Süper Lig'de 18 takımın yabancı sayısına bakın. Neyi konuşacağız ya? Bakın kaç takım kaç yabancıyla oynuyor. Bütün yabancı oynayan takımlar da var. 10 oynayan var, 8 var, 5 var, 6 var, var oğlu var. Yani yani geçen de bir laf etti. Görünen köy kılavuz istemez. Ya bu yabancı hiç ben ne cebi konuşmuyorum. Ne konuşayım? Hiçbir şey konuşmuyorum. Teşekkürler. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun. Thank you.